Sevgili dostlar, dünya turumda yapılacaklar listesinde en üst sıralarda olan bir yerdeyim şimdi. Dünyanın en büyük tapınak kalıntısındayım. Kamboçya'nın Siem Reap kentinde Angkor Wat'tayım. Buraya nasıl geliyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Şu an daha içeri girmeden kısaca bir bilgi vereyim. Bir kere Angkor Wat'ın girişi çok pahalı. Yani bir gün $37, iki gün $67, bir de bir haftalık var. O da 70 küsür dolar. Gerçekten çok pahalı girişi. Ve bileti girişten almıyorsunuz. Bilet satış yeri farklı bir yerde. Yine de bakayım yani. $62, pardon, onu düzelteyim hemen. 3 günlük tur $62, bir günlüğü $37. Bileti girişten almıyorsunuz, başka bir yerden alıyorsunuz. Yani olur da tek başınıza, yalnız başınıza gelmek isterseniz de bu aklınızda olsun. Girişten almıyorsunuz biletleri. Ben bir tura katıldım. Yaklaşık $10 veriyorsunuz ve bir gün boyunca sizi gezdiriyorlar. Yanınızda bir rehber eşliğinde otelinizden alıyorlar, otelinize bırakıyorlar. Yani zaten yalnız başınıza da gelseniz bir tuk tutacağınızdan ya da bir motosiklet kiralayacağınızdan neredeyse fiyat aynı fiyata geliyor. Ben o yüzden hem bazı bilgileri de kaçırmayayım diye rehberli bir tur tercih ettim. Buraya yaklaşık değişik olarak 3 ayrı tur var. Birisi gün doğumu, birisi gün batımı, birisi de uzak, daha uzaktaki şeylere, tapınaklara götürüyor. İçeride size bilgi vermeye devam edeceğim. Bu arada tüm bu tapınaklar bütününü bir hendek çevreliyor. Bir içi su dolu bir hendek diyebilirim. Çok büyük bir hendek çevreliyor. Bu tip yapılara daha önce de rastlamıştık. Nerede? Sri Lanka'da mesela, Sri Lanka'daki Sigirya Rock'ın, yani Sigirya Kayası'nın çevresi de bu şekilde bir hendekle çevriliydi. Angkor Wat'ı çevreleyen hendeği plastik dubalardan yapılan, yeni yapılan bir köprüyle geçiyorsunuz. Asıl köprü, 1000 yıllık olan köprü şurada. O da şu anda restorasyona girdiği için kapalı. Şimdilik bu köprü kullanılıyor. Peki bu tapınakların etrafındaki bu hendeklerin anlamı ne? Bunu biz Hindistan'da altın tapınakta görmüştük. Sonra Sigirya Rock'ta, Sri Lanka'da gördük. Şimdi de burada. Efendim, bu bir Hindu inancına göre ve daha sonra Budistlerin de kabul ettiği inanca göre bu gördüğünüz okyanusu temsil ediyor. Tapınakların etrafındaki okyanusu temsil ediyor bu hendeklerdeki sular. Fazla da kızdırmamak lazım tabii bunları. Angkor Wat'ın 5 ayrı giriş kapısı var. Bunlardan kralın giriş kapısından tapınağa doğru giriş yapıyoruz. Diğerleri de diğer kastlara ait giriş kapıları. İki bina karşılıyor sizi. Biri şu, diğeri de şu. Birbirinin aynı iki bina. Bunlar efendim. Bu da kim? Bizim rehberimiz. Size verdiğim bilgilerin bazılarını Kim'den çalıyorum. Thank you, Kim. Hey, you say hello to Turkey. Hello, Turkey. Hello, Chim Ripsu from Cambodia. Bu binalar, bu gördükleriniz buraya yeni gelenlerin tapınakta nasıl dua edeceklerini öğrendikleri binalardı. Ayın konumuna göre bu binada ya da hemen karşısındaki simetrik binada öğreniyorlardı nasıl dua edeceklerini. Daha sonra da şurada şu anda bugün kalmamış olan havuz var. Sadece çukuru görünüyor. O havuzda
yıkanıp kutsanıyorlardı. Daha sonra da Angkor Wat'a giriyorlardı. Cep telefonlu Budist. Tapınağı çevreleyen hendeğe geçtik. Ana kapıdan, kralların girdiği ana kapıdan girdik. Dua eğitim evlerine geçtik ve şu anda ana tapınağın tam önündeyiz. Peki bu tapınak ne zaman yapılmış? Efendim, Hindular, Hintliler buraya geliyorlar binli yıllardan önce ve Kımerleri Hinduizmle tanıştırıyorlar ve Kımer kralı 2. Surya Varma bu tapınağı 1113 yılında yaptırmaya başlıyor ve tapınağı Vishnu'ya adıyor. Daha sonra da Hinduizm'den daha ön plana çıkınca Budizm, burası bir Budist tapınağına dönüşüyor. Angkor Wat'ın girişinde Krishna'nın kötü adam Duryasana ile yaptığı mitolojik savaşı betimleyen bir kabartma bulunuyor. Bayağı da bir yaklaşık 40 metrelik falan bir kabartma. Bu da yaklaşık 1000 yıllık. Şöyle gösterebilirsem size hangisi Krishna? Krishna şu. Duryasana'ya karşı bu savaşı vermiş. Az bir güçle kötü adamları yenmiş. Mitolojideki hikaye bu. Angkor Wat'ın ana binasının girişinde daha güzel bir havuz bulunuyor. Bu havuzu tabi sadece üst, en üst kast sınıfından insanlar kullanabiliyordu. Burada yine bir Budist monku işte gelenler için dua ediyor ve onlara bir bileklik veriyor. Tabii ki para karşılığında. Burada yine bir dua mekanı var. Bir Buda heykelinin önünde bir dua mekanı var. Bir başka havuz. Dört havuz var burada. Dört elementi temsil ediyor. Peki Angkor Wat ne demek? Angkor onların dilinde şehir demek. Wat da din okulu demek. Yani manastır daha doğrusu. Yani manastır demek. Yani manastır şehri anlamına geliyor Angkor Wat. Hello. How are you? I'm fine. You? Thank you. Thank you. What's your name? Umut. Umut. My name Kansing. 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 Nice to meet you, Kansing. Nice to meet you. Are you a Buddhist, yeah, Buddhist monk? For the good luck? For the good luck, yeah. Good luck to Paul, good luck to Long Lai, yeah. Yeah, and for the donation, everybody is happy and eat food, eat rice. Okay. Sol koluna bu bilekliği bağlıyor. Monk rahibinden beni de kutsamasını isteyeceğim. Tabii ki bir bağış karşılığında. Kneeling down, yeah, kneel. Kneel down, yeah. Oh no, kneel. Kneeling down, yeah. Down like this. Kneel down. Sit down the same way like this, yeah. Yeah. Very good, yeah. Grandson, yeah. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Sabbato Sabbaro Krucang Kucho Krukhai Krutkhai Krukhai Changrai Vinaya Santo Asesanto. Yeah, yeah.
sapitiyo vi vanchanto saparoko vi nyasanto mete phewe atwantarayo sukheti khe yoka phewe apive genasile sanai changwa phie pachaye no chattarao mie vathan ta ayuwanno sukhang phelang saka cha ayu cha ayu bunman 100 chnam nei chivasat thi tang oh nei oy mien da ne oy ban sokka sok velia som ha chat ta Thank you. God bless you. Artık bir Budist tarafından kutsandım ve bir şans getiren bilekliğim var. Kırvat Tapınağı'nın piramitvari kuleleri var. Şimdi o kulelere sonradan yapılma ahşap tahtalarla çıkıyoruz. Dik merdivenler bunlar. Ahşap dik merdivenler. Normalde şöyle tıpkı piramitlerde olduğu gibi taşlarla yapılmış ama bugün o taşlar kullanılmıyor. Çıkar çıkmaz da şöyle güzel bir manzara sizi karşılıyor. Angkor Wat'ın tepesinde. İşte 1000 yıllık dünyanın en büyük tapınağı. Her duvarında neredeyse işlemeler, kabartmalar var. Bu arada restorasyon çalışmaları da sürüyor tapınakta. Buradan da nereden geldiğimizi göreceğiz şimdi. Evet. Angkor Wat Kulesi'nin en üstünde de yine 4 havuzlu bir mimari bulunuyor. Artık bura herhalde direkt kralların günahlarından arındığı yerdi. Şurada yine bir tapınma mekanı var. İçeride budalar bulunuyor. Buraya insanlar tütsüler yakıp meyveler ve paralar bırakmışlar. Angkor Wat aslında bir tek tapınaktan oluşmuyor. Angkor Wat dediğimiz bölge bir tapınaklar bütünü. İşte bunlardan biri de Taprom tapınağı. Buranın ilginçliği ne? Öncelikle tarihini anlatayım size. Burası Angkor Wat'tan yaklaşık 60-70 yıl sonra 1180'lerde yapımına başlanıyor. Jayavarman. 7. Jayavarman, Khmer Hanedanı 7. Jayavarman burayı yaptırıyor. Buranın ilginç yanı şu anda ağaçlarla bütünleşik bir hal alması. Yani bu antik tapınağın her yerinden ağaçlar çıkmış ve bu ağaçların da yaşları yaklaşık 600 yılı bulan, yaşını bulan ağaçlar var. Gördüğünüz her yer ağaçlarla örülmüş durumda bu tapınakta. Tapınağın bir başka özelliği de Tomb Raider filminin, Lara Croft Tomb Raider filminin bu tapınakta çekilmiş olması. Sinemayla ilgilenenler
hatırlayacaktır. Angelina Jolie'nin oynadığı Lara Croft, Tomb Raider. Not very strong. So a bit taller, heavier, windy come. Coming from lately at 12 centimeters. So ladies and gentlemen, even we cannot eat, we can't use the jaws anything we try to use. Ağacın ne kadar sardığını. İşte bu gerçekten çok ilginç. Ağaç bir sanat eseri gibi, bir tarihi yapı gibi sarmış bu tapınağı. Çok güzel bir görüntü. Ağaç kökleri görüyorsunuz nasıl? Tarihi tapınakla bütünleşmiş. Neredeyse taşların her santimi işlenmiş. Evet, resmen ağaçlar görüyorsunuz. Bütünleşmiş. Tapınağın taşlarıyla. En yaşlısı 600 yıllık, en genci 100 yıllık bu ağaçlar. Tabii ki tapınaklardan oluşan ve dünyanın o dönemdeki en büyük kenti olan Angkor Thom'un bir de kapısı vardı. İşte onun kapısı da buydu. Bir Buda yüzü gelenleri karşılıyor. Kapının üstünde konumlandırılmış. Kapı da böyle bir kapı. Çok güzelmiş bu. Angkor Wat Tapınaklar kentinin bir başka tapınağı da Bayan Tapınağı. Bu tapınağın özelliği de yüzlerce gülen Buda başının sizleri izliyor olması. Nereye yüzünüzü çevirseniz gülen Budalarla karşılaşıyorsunuz. Görkemli bir yapı. Diğerlerinden daha sonra inşa edilmiş. Ama gülen budalar gerçekten çok güzel. Bu arada yağmurlu sezonda, yani muson zamanında buralara gelmeyin. Yani ben mecburen geldim çünkü çok ülke gezdiğim için mecburen bir yerde yakalanacaktık musona. İnanılmaz sıcak, çok sıcak yani. Acayip bunaltıcı bir hava var, nemli. Bu tapınağın bir başka ilginç yanı daha var. Tapınak yapılırken Buda ve Hinduizm için beraber yapılmış. Yani iki kapısı var ve iki kapıdan da bu iki ayrı inanışa inananlar gelip burada dualarını edebiliyormuş. Bu da ilginç bir
anekdot bayan tapınağıyla ilgili. Bir içeri girelim bakalım. Yine içeride bir tapınma yeri var. Yani bizim kış aylarında buraya gelmek gerekiyor. Yani bizim yaz aylarında buraya gelirseniz bizim Akdeniz'den bile daha bunaltıcı bir havayla ve sık yani yağmurlarla karşılaşabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, Bayan Tapınağı'na da böylelikle veda ediyoruz. Bu güzel tapınağı. Bugünkü turumuzda son olarak Bakeng Hill'e çıktık. Bakeng Wat. Burası da bir başka tapınak. Tüm tapınakları en tepeden gören yere konumlanmış. Normalde insanlar buraya gün doğumunu ya da gün batımını izlemeye geliyorlar. Biz de güya gün batımına gelmiştik ama çok bulutlu bir havaya denk geldik. Ne yazık ki biz bugün bir şey göremeyeceğiz. Yani gün batımı adına güzel bir gün batımı izleyemeyeceğiz. Benim bu konularda zaten pek şansım yoktur. Yani Nemrut'a çıktım, güneş doğmadı. Çok da sıcak. Ter içinde kaldım ve gerçekten buraya gelecekseniz kış aylarında gelin. Hiç yaz aylarında gelip de hem bu sıcakla boğuşmayın hem de bu manzaraları görme şansınız olsun. Evet, bugünkü turumuz burada bitiyor. Yarın uzun tura çıkacağım. Yine tapınakları gezeceğim. Yarın görüşürüz.